Yani tabii tahmin etmesi zor. Ben ilk dördü şu şekilde tahmin ediyorum. Ash, Kiawe, Gladion, Guzma. Gladion kazanır. Ash'le Gladion final oynar gibi geliyor bana. Çok büyük bir sürpriz olmazsa ben bu şekilde tahmin ediyorum. Ash'le Gladion'un da müthiş bir final karşılaşmasını sizler birlikte izleriz. Ha geçen seferki gibi yine Ash finalde kaybeder mi? Bilemiyorum. Yani Ash'e kazandırabilirler de Alola Ligi'ni hiç belli olmaz. Merhaba Pokemon dostları, Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Evet, bu video ilginç bir video olacak gerçekten. Hemen en başta tabii ki girişte görmüşsünüzdür. Onu söyleyerek başlayalım. Birkaç ay öncesinde daha bu Alola Ligi bölümleri başlamadan önce ben final oynayan kişileri tahmin etmiştim gördüğünüz üzere. Yani tahmin edilebilir diyebilirsiniz ya da vay nasıl tahmin ettin diyebilirsiniz ama bir şekilde tahmin ettim ve doğru çıktı. Hatta orada demiştim eş şampiyon da olabilir bu sefer demiştim. Yani ya da son anda yine finalde kaybeder demiştim. Bu arada ışık hiç istediğim gibi olmamış ama biraz acele çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. Biraz idare etmeye çalışın. İkinci uyarım ise tabii ki bu videonun kapağında da söylediğim gibi spoiler olacak. Yani bölümü izlemeyenler, öğrenmek istemeyenler, daha sonra izlemek isteyenler vesaire bu videoyu izlemesin. Yani buraya kadar izlediyseniz kapattın yani sonucu söyleyeceğim sonuç olarak. Spoiler olacak mutlaka diyorum. Evet, Ash Alola Ligi'ni kazandı mı, kazanamadı mı, şampiyon oldu mu, olmadı mı? Bunun yani konuşacağız sizlere. Şu an bu videoyu çektiğim itibariyle yarım saat önce falan belli oldu arkadaşlar. Bölüm yayınlandı. Güzel bir final maçıydı. Ben final maçın iki bölüm sürdü. Gerçekten beğendim. Yani baş baş yani ne diyelim başa baş güzel bir final maçıydı. Ve final maçı sonuçlanmış oldu. Gladion'la Ash arasındaki. Evet, Alola sezonu yani anime olarak söylersek çok beğenilmediğini düşünüyorum. Yani ben Türk izleyiciler olarak bakıyorum. Yani yurt dışında çok aşırı tepki geldiğini zannetmiyorum ama Türkiye'de genel bir ön yargı vardı işte eşin çiziminden, karakterlerin çiziminden dolayı en baştan yani birçoğunuz izlemedi animeyi ama ben yani bazen kopma noktalarına uğrasam da takip etmeye çalıştım. Bence çok başarılı bölümler vardı, çok iyi bölümler vardı. Yani çizim yani tartışılır, çizim sonuç olarak bir tekniktir arkadaşlar. Eşi yani bundan sonraki sezonda bambaşka bir şekilde de gösterebilirler. Bu sefer böyle denediler. Başarılı ya da başarısız bunun kararını verirsiniz tabii ki. Ama Alola güzel bir sezondu. Böyle bir tatil havasında geçen bir sezondu. Ama ciddi konulara da tabii ki ev sahipliği yaptı. Ultra Beast muhabbetlerine vesaire. Ve lig geldi. Alola Ligi oyunda da biliyorsunuz ilk defa düzenlenen bir ligdi yani. Daha Alola'da ilk defa lig düzenleniyor. Animede de aynı muhabbet geçti. İlk defa lig düzenlenme olayı yapıldı ve lig böyle birazcık nasıl diyeyim diğer liglerden farklı oldu. Çok çabuk finale ulaşıldı sanki. O konuda biraz eleştireceğim tabii ki. Yani işte finale kadar hemen hemen galiba değil mi? Birebir maçlar oynandı yani. Galiba çeyrek finalden yarı finalden sonra bile iki Pokemon'a çıkarıldı. Final maçı da 3 Pokemon'la yapıldı. Yani bu konuda biraz eleştireceğim tabii. 6'ya 6 bir maç olsaydı daha hoş olurdu diye düşünüyorum. Ama güzel maçlar da oldu. Ash hızlı bir şekilde finale tırmandı. Finale yükseldi. Biliyorsunuz izlemeyenler için yine spoiler olacak ama dediğim gibi zaten spoiler uyarısını yapmıştım başta. O yüzden rahatça konuşabilirim. Geçen sezonda yani Kalos'ta da Ash final oynamıştı biliyorsunuz. Ve final maçında son anda kaybetmişti. Ash Greninja ile birlikte ve ikinci olmuştu. Yine finale yükseldi. Bu arka arki ikinci finali oldu yani eşin. Güzel gidiyordu. Yani birazcık sonlara doğru tahmin ettim arkadaşlar. Yani dedim ki bu sefer herhalde eşe verirler bu şampiyonluğu gibi duruyor. Ama biz bunu 22 yıldır bekliyoruz arkadaşlar. Anime 1997'de yayınlanmaya başladı ve 22 yıldır bu sorunun cevabı aranıyordu. Eş şampiyon olacak mı? Şampiyonluğa ulaşacak mı diye. Evet, bugün o sorunun cevabı geldi arkadaşlar. Anime serisinde tam 22 yıl sonra eş şampiyon oldu arkadaşlar. Evet, Alola Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Güzel bir maça imza attı ve bölümün sonunda kupasına kavuşmuş oldu. Evet, ilginç bir duygu gerçekten. 22 sene bunu bekledikten sonra eşin şampiyonluğunu görmek garip bir duygu gerçekten. Hep şöyle diyorduk yani eş şampiyon olduktan sonra anime devam etmez herhalde. İşte animenin son bölümünde herhalde şampiyon olur vesaire diyorduk ama
Yapımcılar öyle düşünmedi, senaristler öyle düşünmedi. Eşi şampiyon yaptı ve biliyorsunuz birkaç hafta önce, bir iki hafta önce bir duyuru gelmişti biliyorsunuz. Animenin yeni sezonu çok farklı olacak, her şey değişecek diye. Zannedersem arkadaşlar artık eşi biz işte rozet topla lige gir şampiyon olmaya çalış ne diyelim olayından kopmuş halde göreceğiz. Çünkü artık amacına ulaştı sonuç olarak. Senaristler bunu yaptı. Muhtemelen yeni sezonda eş farklı bir amaçla bu sefer yolculuğa çıkacak gibi duruyor. Bilmiyorum, kıta kıta dolaşıp Elite Four'larla mı mücadele eder artık, yoksa başka bir turnuva mı yaparlar, ona mı katılır vesaire. Yani en büyük Pokemon ustası olmak istiyor ya sonuç olarak. En güçlü Pokemon ustalarıyla belki savaşma şeyi kazanır, ne diyelim, hakkı kazanır. Belki diğer liglerde şampiyon olanlar ya da onun karşılaştıkları elemanlarla falan yeniden karşılaşır vesaire. Bunu bilemiyoruz ama sonuç olarak arkadaşlar bildiğimiz bir şey var ki eş şampiyon oldu. Alolay'ı böyle ilginç, özel bir şekilde bitirdik. Evet, animeyi çok eleştirdiniz. Animeyi çok yerden yere vurdunuz ama adamlar gitti. Sizin yerden yere vurduğunuz, izlemediğiniz sezonda eşi şampiyon yaptı. İşte böyle oluyor yani, yapacak da bir şey yok. Güzel oldu gerçekten. Alolay'ı bizim için tekrar bir özel kıldı. Ben 7. nesli zaten beğeniyordum. Anime için konuşmadım, genel olarak söylüyorum. Oyunlarını ve 7. nesli beğeniyordum. Bu da güzel bir, ne diyelim, pastanın kreması oldu. Gerçekten eşin şampiyon olması çok iyi oldu. Bundan sonra gerçekten ilginç şeyler olacak. 29 Eylül'de yeni sezonla ilgili görüntüleri göreceğiz. Bakalım orada zaten eğer bir fragman yayınlarlarsa az buçuk ne olduğunu anlarız olayın. İlginçti ama benim burada eleştireceğim noktalardan biri de, yani eş tamam şampiyon oldu ve kupasını aldı ama burada en azından şöyle bir animede, ne diyelim, eski böyle liglerden bir görüntü kolajı yapsalardı da böyle eş sonunda şampiyon oldum falan deseydi. Pek öyle olmadı. Biraz yani yavan kaldı. Direkt geldi, kupasını aldı gibi oldu. Yani o kısmı beğenmedim. Çok zaten hemen kupasını alır almaz da Ultra Beast Guzzlord'un saldırısı geldi ve bundan sonra 1-2 bölüm Ultra Beast'lerle geçecek ve artık yeni sezona Kasım ayı itibariyle geçmiş olacağız biz. Valla ne diyeceğimi de çok bilemiyorum. İlginç bir olay gerçekten. Hani eşin şampiyon olduğunu görmek çok beklediğim bir şey değildi bugüne kadar. Hani her zaman herhalde finalde elerler, herhalde çeyrek finalde elerler vesaire diye böyle hep atlaya atlaya gidiyorduk ama artık böyle oldu arkadaşlar. Bakalım. Umarım dediğim şekilde olur ve animede artık eş şampiyon olduktan sonra hadi Galar'da yeni bir serüvene başlayalım da rozet toplayalıma dönmez inşallah. Daha farklı amaçlar, yani şampiyon oldu sonuçta, daha farklı amaçlarla mücadele eder umarım diyorum. Evet arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadar. Güzel bir olaydı. Maç da çok güzeldi. Maçtan bahsetmemi isterseniz zaten bölümü izleyeceksinizdir diye düşünüyorum. Ha, bölümü nereden izleyeceğiz, nereden izleyeceğiz diye sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Benim de kesin bildiğim bir site yok. Sağdan soldan aratıp buluyorum ben de. Japoncasını izliyorum, İngilizce altyazısını izliyorum vesaire. Yani öyle şu sitede yayınlanıyor, hadi gidin izleyin diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Türkçe altyazısını yapan bir iki site vardı ama hala yapıyorlar mı bilmiyorum. Pokemon İzle Net var, Türkçe Anime İzle vardı galiba. Buralara bir bakın, ne kadar yapıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Final bölümünde de Lycanroc'ların final savaşına tanık olduk ve güzel bir karşılaşmaydı. Neyse, bölümü çok anlatmayayım, izlersiniz zaten. Söyleyeceklerim bu kadar. Yorumlarınızı tabii ki bekliyorum ve yorumlarda lütfen spoiler'a dikkat edin. Yani yorum yazarken biraz izlemeyenleri de düşünün diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bakalım animede yepyeni bir adıma, yani yepyeni bir çağ başlıyor artık. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Chapter.